Bilgisayarımıza ya da laptopumuza Google Play nasıl yüklenir bunu göreceğiz. Buradan Google Play'e yükledikten sonra istediğiniz oyunu, Google Play'de olan istediğiniz uygulamayı ya da oyunu açabileceksiniz. En büyük, en gelişmiş olan siteyle başlayalım. Onun hariç diğer emülatörleri de açıklama kısmında link bırakacağım. Hemen hemen zaten hepsi aynı. BlueStacks yazdıktan sonra burada BlueStacks 4 ve 5 var aslında arkadaşlar. Burada size göstereyim isterseniz. BlueStacks 5 daha düşük RAM kullanıyor ve daha hızlı indiriyor. BlueStacks 5'i indirirseniz daha iyi olabilir. Şuna bastıktan sonra BlueStacks 5 şurada. Tıklıyoruz ve inmesini bekliyoruz. Tıklıyoruz, indikten sonra aç diyoruz arkadaşlar. Çalıştı dedikten sonra BlueStacks 5'i indireceğiz arkadaşlar ve kuracağız sizinle beraber. Bakın burada 4 ile 5 arasındaki farklardan bahsediyor. %40 daha az RAM kullanımı, daha hızlı yükleme süresi. Biraz daha yenilenmiş şekilde BlueStacks 5 daha iyi olduğunu söylüyor. Burada BlueStacks 5'i yükledikten sonra sizinle beraber BlueStacks 5'in yüklemesini en sonuna kadar sizinle yapacağız. Ama diğer aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim emülatörlerin hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten hepsi birbirine benzer olacak. Ama en güvenilir, en çok bilinen site bu olduğu için size buradan örnek vermek istiyorum. Bunu indirdikten sonra Google Play'deki istediğiniz uygulamayı ya da istediğiniz oyunu bilgisayarınızda kullanabileceksiniz arkadaşlar. Ben burada biraz hızlandıracağım videoyu. Burada yaklaşık 400 MB'lık bir verinin indirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Burada zaten kendisi aşağıda söylüyor. Antivirüs programları bunun kurulumuna engel alıyorsa onları belli bir süreliğine stop edebilirsiniz. Kurulum gerçekleştikten sonra tekrar aktive etmeniz gerekiyor tabii ki. Onu da unutmayın. Bazen böyle programlar birbiriyle didişebiliyor. Burada kendi internetinize göre ya da bilgisayarınızın özelliklerine göre buradaki indirme süresi ve kurulum süresi değişecektir. Evet, şimdi BlueStacks başlatılıyor. Burada yan tarafta çıkan reklamlar var. Onlara tıklamayın arkadaşlar. Zaten işlem tamamlandığı zaman karşımıza arayüz çıkacak. Bildiğiniz gibi Google Play Android tabanda çalışan bir program olduğu için burada Android ile alakalı sistem uygulamaları yüklendi. Aynı zamanda Google Play yüklendi. Burada Google Play'e bastığımız zaman evet gördüğünüz gibi Google Play açılıyor. Şimdi karşımızda normal telefondan açtığımız ya da tabletten açtığımız gibi açmak istediğimizde karşımıza çıkan ekran oturum açma ekranı oluyordu hatırlarsanız. Burada yine biz oturum açmamız gerekiyor. Burada oturum açmadan işlem yapamıyorsunuz zaten biliyorsunuz ki. Normal telefonda ve tablette nasıl oturum açıyorsanız burada da aynı şekilde açacaksınız. Bilgisayarınız Android tabanlı olmadığı için bazı gecikmeler yaşanacaktır. Ama kurduktan sonra bir problem yaşamadan kullanabileceksiniz bunu. Google'da kullandığınız e-postanızı ve şifrenizi girdikten sonra oturum açarak programı kullanmaya başlayacağız arkadaşlar.
Girdik, burada kabul ediyorum diyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi senkronize edecek şimdi. Google Drive'a yedekliği kaldırabilirsiniz. Buna gerek yok arkadaşlar. Antik yapabilirsiniz arkadaşlar. Tiki kaldırın. Aşağı baktık. Kaydırdık. Kabul et seçeneğine dokunun. Ve Google Play açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aşağıda istediğiniz oyunu, istediğiniz uygulamayı istediğiniz şekilde oynayabileceksiniz bilgisayar üzerinden. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.